Yani bu site arkadaşlar gerçekten çok güzel bir site. Bakın çok basit değil mi? Görüyorsunuz site çok basit bir site. Yani iki tane tuş var sitenin içerisinde ama her şey var içerisinde. Yani her şey sizin ihtiyacınız olan her şey var. Ve en basit en sade haliyle var. Yani bakın görüyorsunuz her şey var. Gereksiz olan hiçbir şey yok. Almanca öğrenmek için bana sürekli hangi telefon uygulamasını kullanmalıyım diye soruyorsunuz. Sürekli bir arayış içerisindesiniz. Sürekli bir paralı uygulama arayışı içerisindesiniz. Oysa ki internette çok güzel kullanabileceğiniz ücretsiz çok güzel web siteleri bulunuyor. Bugün sizlerle inceleyeceğimiz web sitesi theartikel.de, theartikel.de arkadaşlar. Burada aslında size çok güzel bir şekilde her şey anlatılmış. Onun dışında uygulamalar, alıştırmalar bölümleri de var. Onları da size göstereceğim. Burada istediğiniz kelimeyi öncelikle arayabiliyorsunuz. Mesela taşa yazdım. Ve bu şekilde karşıma di taşa çıktı. Ben mesela telaffuz konularında arada kaldığım zaman bu kelimenin telaffuzu nasıldır diye merak ettiğim zaman sadece burayı kullanıyorum. Die Tasche. Bu şekilde dinliyorsunuz, telaffuzunu dinliyorsunuz. Burada yazıyor, feminin olduğu yazıyor. İngilizcesi yazıyor altında. Aynı şekilde gördüğünüz gibi burada zur Deklinations tabela yazıyor. Ve buraya geldiğiniz zaman size bunun nominatif halini, genitif halini, datif halini, akuzatif halini veriyor. Görüyorsunuz tekil ve çoğul haliyle ikisini de görebiliyorsunuz. Die Tasche, die Taschen, der Tasche, der Taschen, der Tasche, den Taschen, die Tasche, die Taschen. Gördüğünüz gibi şuraya tıkladığınız zaman Lesen und Hören auf Deutsch yazıyor. Buraya tıkladığınız zaman bir tanım geliyor. Eine Tasche ist ein Behältnis aus Stoff, Leder oder anderen Materialien, das dazu dient, Gegenstände aufzubewahren und zu transportieren. Taschen gibt es in vielen verschiedenen Größen und Formen, von kleinen Geldbörsen bis hin zu großen Reisetaschen. Sie können mit Reißverschlüssen, Knöpfen oder Schnallen verschlossen werden und haben oft zusätzliche Fächer oder Taschen im Inneren, um die Organisation und Aufbewahrung von Gegenständen zu erleichtern. Mesela buradan dinlediğiniz zaman bunu siz aynı şekilde telaffuz etmeye çalışabilirsiniz. Evet, devam edelim arkadaşlar. Burada da Trennung var. Taşı. Yani bu da muhtemelen nasıl okumanız gerektiği ile alakalı. Burada da ähnliche Wörter yani benzer kelimeleri görüyorsunuz. Burada görüyorsunuz işte brief taşı, geldbeutel. Geldbeutel bildiğim kadarıyla cüzdan demek sanırım. Portmone de cüzdan demek. Portmoney o da cüzdan demek. Burada görüyorsunuz farklı farklı işte aklın kofa valiz demek işte plastik tüte plastik poşet mesela görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar sizlerle bu sitenin en sevdiğim bölümüne bakacağız. Bu da Article Training bölümü. Tıklıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi sizi buraya Übung Article Training kısmına getiriyor. Bakın buradan web siteyi de görebilirsiniz şu şekilde yazdığınız zaman direkt burası çıkıyor. Bakın gördüğünüz gibi size bir kelime geldi. Wähle den richtigen Artikel diyor. Yani doğru artikeli seçin diyor. Bakın bu kelimenin artikelini şu şekilde tahmin edebiliriz. Yaka kelimesinin artikeli direkt olarak di yaka olduğu için mesela direkt olarak bu kelimenin artikeli de di oluyor arkadaşlar. Örnek veriyorum. İşte park kelimesinin artikeli mesela bildiğim kadarıyla de olması lazım. Anzeige di olması lazım. Rundreise, Reise, die Reise bu şekilde bunu da die yapıyoruz. Mesela burada size gösteriyor. Bakın 4 tane doğru yaptınız. 0 tane yanlış yaptınız. Widerspiel kelimesinin artikeli das olduğu için bu da das olacak. Yani bu şekilde yapabilirsiniz. Juli ayların artikelleri de oluyor genelde. Aylar maskulin. Burada beka bu aslında şey demek yani bardak gibi oluyor. Kupa oluyor yani aslında. Ona da de diyelim. Schaf, das Schaf glaube ich ne? Evet, Dachboden, der Boden. Evet, devam edelim. Mütze, die Mütze. Großeltern, die Großeltern. Bu şekilde arkadaşlar size sürekli ama sürekli kelimeler geliyor. Der Essig bu şey demekti sanırım, sirkeydi sanırım, emin değilim. Irin bu İrlandalı kadınlara deniyor. Irin komedi. Aa, bunu bilmiyordum. Dea mı diyelim bilemedim. Şu an arada kaldım. Bilemediğiniz artikeli arkadaşlar tahmin etmek zorundaysanız benim tavsiyem di diyebilirsiniz veya dea diyebilirsiniz. Büyük oranda di çıkar. Almanca'daki kelimelerin belki de %40'ından fazlasının artikeli di'dir. Ve yine doğru çıktı gördüğünüz gibi. Burada görüyorsunuz kayıt eki var. Kayıt eki zaten di oluyor. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar tekrardan ana menüye sitenin başına geldik. Burada ise bütün artikellerin kurallarını görüyorsunuz. Der, die, das, Regen für Artikel im Deutschen.
Bakın burada bütün her şeyin kuralı var. Yani D'nin kuralı, D artikelinin kuralı burada gösteriliyor. Bakın männlichen Personen und Berufe, Jahreszeiten, Monate, Wochentage. Burada görüyorsunuz her şeyin, artikeli D olan her şeyi burada görüyorsunuz. Ve aynı şekilde bakın kelime sonlarına da dikkat edin. Bu kelime sonları genellikle D artikeli alıyor. Bu şekilde bilebilirsiniz. İşte motosiklet markaları, gemi markaları vesaire bunlar da mesela D artikeli alıyormuş. Uçaklar genellikle D artikeli alıyormuş. Sayıların hepsi zaten D artikeli alır. Bunu bilmelisiniz. Şu sonlara sahip olan kelimeler genellikle D artikeli alır. Bunlar arasında muhakkak istisnalar olabiliyor. O yüzden kelimenin artikelini tek başına öğrenmenizi tavsiye ederim ama genellikle bunlar doğrudur. Yani U, N, G gördüğünüz zaman veya Height, Kite gibi bir ek gördüğünüz zaman bu genellikle D'dir ama birkaç tane istisnası olabilir bunların da. O yüzden her şeyin istisnası olabilir şeklinde düşünüp kelimeyi direkt olarak artikeliyle öğrenin. Burada arkadaşlar das ve ota gözüküyor. Burada da das kuralları var. Substantiviyete adjektive. Bunu arkadaşlar adlaştırılmış sıfat şeklinde düşünebiliriz. Yani hani birisine böyle mesela yakışıklı derler ya öyle düşünün. Yani der hübsche, yani sanırım o şekilde das schöne, yani hani iyi olan şey gibi, güzel olan şey gibi. Fiiller de aynı şekilde, yani fiili isim olarak kullanacaksan. Mesela arkadaşlar burada das schreiben var. Normalde schreiben'ın bir artikeli olmasını beklemezsiniz ama bu şekilde fiili isim olarak kullanıyorsanız. Mesela yazmak her zaman bana keyif vermiştir. Das schreiben hat mir immer Spaß gemacht gibi bir cümle yaptığınız zaman burada schreiben fiilini das artikeliyle isimleştiriyorsunuz. Renkler, işte şu ekler, bu ekler hepsi var. Şimdi arkadaşlar sizlerle German Online Training kısmının 3. bölümü olan deklinasyon kısmına bakacağız. Allgemeine Grundlagen für die Deklination von Substantiven görüyorsunuz. Buraya tıkladığınız zaman arkadaşlar size adjektif deklinasyon konusuyla alakalı şeyler çıkıyor. Buraya tıkladığınız zaman size burada deklinasyon konusuyla alakalı şeyler çıkıyor. Bakın burada nominatif, akuzatif, datif hepsini görüyorsunuz. Genitif hepsini görüyorsunuz. Burada aynı şekilde adjektif deklinasyon konusu var. Yani ben bu konuyu hep öğreniyorum ama maalesef birçok kez unuttum. Der rote Ball, die blaue Vase, das grüne Auto, dieselben Schuhe gibi burada görüyorsunuz. Nominatif hallerini görüyorsunuz. Der rote Ball dediğiniz zaman mesela arkadaşlar bu kırmızı bir toptan bahseder ama bu yani bildiğiniz bir kırmızı bir toptur. Yani herhangi bir kırmızı bir top değildir. Yani bu İngilizce'deki olay gibi. Ein roter Ball dediğiniz zaman ise bu yani herhangi bir kırmızı toptur. Yani bu buradaki bir kırmızı top olabilir, başka bir yerdeki kırmızı top olabilir gibi bir şey. Yani bunun tam farkını anlatmakta biraz güçlük çekiyorum arkadaşlar ama anlamışsınızdır diye ümit ediyorum. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz bunun genitif versiyonu var, datif versiyonu var, akuzatif versiyonu var. Burada hepsini size göstermiş. Adjektif deklinasyon oyunu neredeydi bunu bulamamıştım. Şu anda buldum arkadaşlar. Artikel bestimmung kısmının sağ tarafında bir de yani burası artikel kısmı. Buradan artikel buluyorsunuz. Şu sağ taraftaki adjektif deklinasyon kısmına tıkladığınız zaman burada size adjektif deklinasyon örnekleri geliyor. Yani burada bir belirli bir şeyi deklinasyon haline getiriyorsunuz. Mesela bakın burada seçenekleriniz var. Das ist der neue Mitarbeiter veya das ist der neue Mitarbeiter. Bildiğim kadarıyla burada neue olması lazım. Burada bakıyorsunuz die rote Tasche oder die roten Tasche liegt im Auto. Burada da arkadaşlar nominatif halinde taşe, di taşe arkadaşlar. Di artikelinin nominatif hali nedir? Yine di'dir. O yüzden di rote taşe oldu. Wem gehört das altes Auto veya alte Auto? Burada nominatif kullanacağız. Nominatif kullanacağımız zaman sanırım alte olması gerekiyordu. Umut ediyorum. Richtig. Die Haare des... Bakın burada ne var? Genitiv yapısı var. Die Haare des alter Mannes veya alten Mannes. Der Mann arkadaşlar genitivde ne olur? Des alten Mannes olur. Nasıl anlatacağımı bilmiyorum arkadaşlar ama yani bunu biraz ben sürekli yapa yapa öğrendim. Die Jacke der andere Frau veya anderen Frau. Şimdi burada arkadaşlar die Frau ama genitiv olduğu zaman ne olur? Genitiv olduğu zaman anderen oluyor ama nasıl olduğunu ben gerçekten açıklayamıyorum. Biraz adjektif deklinasyon konusunu öğrendikten sonra yapabileceğiniz bir şey. Ist das des kleinen Kindes Ball veya ist das des kleines Kindes Ball. Burada da yine das Kind bu yine genitiv kullanıldığı zaman das bir daha das yani nominatifte das, akuzatifte das. Datif de tekrardan dem oluyor arkadaşlar.
Burada yine benim tahminimce Klein'en kullanmamız gerek. Ama gerçekten size şu anda kesinlikle mantığını açıklayamıyorum. Bu şekilde buradan devam edebilirsiniz. Buradan görüyorsunuz. Aynı şekilde 15 limit Nightingale var. Ein kalter Winter veya böyle şeyler görebiliyorsunuz. Burada da yine Null Artikel var. Direkt olarak Kalter Winter Steht Bevor gibi buradan. Burada da artikelsiz olanları var. Buradan bu etkinlikleri de yapabilirsiniz. Yaptıkça buradan mesela Light veya Metal, yani orta seviye veya işte kolay seviye olarak seçebiliyorsunuz. Burayı da kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Adjektif deklinasyon konusunu öğreniyorsanız bunu kesinlikle yapın ve tekrar etmiş olun. Burada yine size böyle notlar vermiş. Bunlar önemli vesaire demiş. Yani bu site arkadaşlar gerçekten çok güzel bir site. Bakın çok basit değil mi? Görüyorsunuz site çok basit bir site. Yani iki tane tuş var sitenin içerisinde ama her şey var içerisinde. Yani her şey, sizin ihtiyacınız olan her şey var. Ve en basit, en sade haliyle var. Yani bakın görüyorsunuz her şey var. Gereksiz olan hiçbir şey yok. Bu web sitesi önerileri serime devam edeceğim. Bir sonraki videomuzda Context Caveazo web sitesini göstereceğim ve size bunu nasıl kullanacağınızı göstereceğim.